Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Müslümanlar. Bugün sizlerle beraber kefaretler ne demektir? Kefaret nerede uygulanır? Gibi fıkhi meselenin üzerinde biraz duracağız inşallah. İlk önce kefaret kelimesinin sözlükte anlama ne geldiğini bir bakalım. Kefaret kelimesi sözlükte örten, gizleyen anlamına gelir. Dini bir terim olarak ise işlenen bir kusur ve günahtan dolayı Allahu Teala'dan af ve mağfiret dilemek niyetiyle yapılan, ceza özelliği de bulunan bir tür mali ve bedeni bir ibadettir. Buradan şunu anlamaktayız ki saygıdeğer Müslümanlar, bir Müslüman hata işlediği zaman, günah işlediği zaman Allah Azze ve Celle'nin tövbe kapısı açıktır. Lakin bazı ibadetlerde ise günah işlediğimizde Allah Azze ve Celle bizden sadece tövbe değil, onunla beraber kefaret de istemektedir. Yani mali ve bedeni olarak bir tövbe biçimidir. İlk önce kaç çeşit kefaret vardır? Bir onlara bakalım. Ve bu kefaretler Kur'an-ı Kerim'de veyahut Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde hangileridir? Bir görelim. İlk önce birinci kefaret, oruç bozma kefareti. Bu kefaret şöyledir ki, Ramazan orucunu eda ederken herhangi bir mazeret bulunmaksızın, yani ne hasta, ne yolcu, ne ameliyat oluyor, yani vesaire gibi hastalıklardan dolayı oruç tutmuyorsa, yani adamın hiçbir şeyi yok, sapasağlam, gücü, kuvveti, her şey yerinde ama keyfi bir şekilde ortada bir mazeret olmadan oruç tutmuyor. Böyle bir kişinin, kasten oruç tutmayan bir kişinin kefaret vermesi gerekmektedir. Bu kişi nasıl kefaret verecek? Şu şekilde, oruç bozanın kefareti, eğer imkanı varsa bir köle azat etmek. Buna gücü yetmiyorsa ara vermeksizin 2 ay suretle oruç tutmak. Eğer buna da gücü yetmiyorsa 60 fakiri sabahlı akşamlı doyurması lazım. Dikkat edin kardeşlerim. İlk önce köle azat ediliyor. Sonra 2 ay oruç tutuluyor. Bu 2 ay da ara vermeksizin tutması lazım. Eğer buna da gücü yetmiyorsa 60 fakiri sabahlı akşamlı doyurması lazım. Allah Azze ve Celle bunları bizden neden istiyor? Burada oruçun mahiyetini, oruçun önemini bizlere anlatıyor. Yani bir Müslüman keyfi bir şekilde oruç tutmaması gibi bir şey söz konusu olamaz saygıdeğer Müslümanlar. Buradan ikinci bir konuya geçeceğiz. Hangisi? Şöyle, hani köle günümüzde bildiğiniz üzere kölelik yoktur. Köleliği zaten İslamiyet kaldırmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle sabittir. İkinci konuya gelelim. Ne diyor oruç kefaretinde? Diyor ki, eğer buna gücü yetmiyorsa 2 ay aralıksız oruç tutması lazım. Eğer buna da gücü yetmiyorsa ne yapacak? 60 kişiyi sabahlı akşamlı doyuracak. Burada bazı alimlerin ittifakları var. Bazı alimlerin görüşleri var. Bazıları diyor ki işte 60 kişi sabahlı akşamlı veyahut bir kişi 60 gün gibi de anlaşılabilir konu. Allah Azze ve Celle şu mübarek Ramazan ayında bizleri ona oruç, kendimiz için ilk önce, sıhhatimiz için, Allah'ın emri olduğu için ilk önce oruç tutmayı nasip eylesin inşallah.
İkinci bir kefaret, bu da yemin kefareti. Bunu nasıl anlayacağız? Şu şekilde, bir kimsenin yaptığı yemine riayet etmeyip yeminini bozması halinde üzerine gereken kefaret. Burada Allah Azze ve Celle bu kefareti şu şekilde açıklıyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkan yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Yani adamın ağzında alışkanlık olmuş. Vallahi billahi, vallahi billahi. Yani yaparım, ederim gibi sözler konuşuyor. Bunlar için Allah Azze ve Celle bizleri sorumlu tutmayacak. Ama ayet-i celle devam ediyor. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğiniz orta hallisinden 10 fakire yedirmek. Yahut onları giydirmek yahut da bir köle azat etmek. Bunları bulamayan 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinizi koruyunuz. Allah size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki şükredersiniz. Ayetten ne anladık? Şunu anladık ki yemin kefareti 10 kişiyi doyurmaktır. Eğer buna gücümüz yetmezse köle azat etmek. Eğer buna da gücümüz yetmezse, yani kölemiz yoksa, ne yapacağız? 3 gün oruç tutacağız. Allah dilimizi korumayı bize nasip eylesin inşallah. Üçüncü kefaret zihar kefareti. Sözlükte zihar kelimesi sırt demektir. Bu kefaret ne zaman ortaya çıkar? Şu konuda ortaya çıkmaktadır. Eğer bir erkek kendi hanımını annesine benzetirse, şöyle derse ki hani hanımına, senin sırtın annemin sırtına benziyor dediği zaman, bu erkeğe hemen bir kefaret düşmektedir. Onu da Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklıyor. İçinizden zihar yapanların kadınları onların anaları değildir. Onların anaları kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar çirkin ve yalan söz söylüyorlar. Kuşkusuz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Hanımlarından zihar ile ayrılıp istemeyen, hanımlarından zihar ile ayrılmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenler, onlarla temas etmeden önce bir köleyi hürriyetine kavuşturmaları gerekir. Size öğütler budur. Allah yaptıklarınızdan haberdar. Buna köle azat etmeye, yani imkan bulmayan kimse temas etmeden önce alakasız olarak, yani aralıksız olarak 2 ay oruç tutacak. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyuracak. Bu hafifletme Allah'a ve Resulüne inanmanızdan dolayıdır buyuruyor Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de. Yani ziharın kefareti ne dedik? İlk önce kefareti, ziharın kefareti ilk önce köle azat etmek. Onu da yapamıyorsak 2 ay oruç tutmak. Onu da yapamıyorsak 60 fakiri doyurmaktır. Dördüncü konu, dördüncü kefaret, adam öldürmenin kefareti. Bu da burada da yine ayet-i cellede Allah Azze ve Celle adam öldürmenin, yani istemeden adam öldürmenin, kasten değil, Müslüman olsun veyahut olmasın, bir kişi istemeden öldürdüğü zaman ne yapacak? Ayet-i cellede şöyle buyuruyor. 2 ay peş peşe oruç tutması lazım. Aynı zamanda da tövbe etmesi lazım. Beşinci kefaret, haçta tıraş olma kefareti. Onun da miktarı bellidir. Ne yapacak? Ayet-i Celle'de Bakara suresinin 196. ayetinde Allah şöyle buyuruyor ki sizden her kim hasta olursa yahut başında bir eziyet, yara bulunur da vaktinden önce tıraş olursa ona oruç, sadaka veya kurban olmak üzere fidye gerekir. Altıncı konu, hayızlı kadınla cinsi münasebet kefareti. Ne yapıyoruz burada? Şu kefareti şu şekilde ödüyoruz. İlk önce bol bol tövbe ve istiğfar etmek lazım. Alimlerin ihtilaf ettikleri konu burada verilecek olan para miktarı. Eğer cinsi münasebet hayızın başındaysa 1 dinar, eğer hayızın ortasındaysa yarım dinar olarak kefaret vermesi gerekmektedir. Saygıdeğer Müslümanlar, kefareti
Allah'tan bir nimet olarak görelim. Kefareti nasıl tövbeyi ihlas ile, samimi bir niyet ile yapıyorsak, kefaretin de kabul olması için orada da ihlas ve samimiyet gerekmektedir. Allah Azze ve Celle bizleri şu mübarek Ramazan ayında onun rahmetinden, merhametinden mahrum eylemesin. Bizleri ona ibadet eden, onun yolunda giden kullarından eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.